Paratoner programına hoş geldiniz. Ben Cenk Erkarakadalar. Piyasalarda risk on modu bugün de devam ediyor. Özellikle yarın açıklanacak önemli veriler öncesinde Amerika'dan tarım dışı istihdam ve yurt içinde enflasyon rakamı öncesinde piyasalarda pozitif bir hava hakim. Tabii nasıl bir veri açıklanacak yarın piyasa ona göre şekillenecek. İsterseniz öncelikle bu konuları kimlerle konuşacağız? Konuklarımıza bir bakalım. Sizin için hazırladığımız günün öne çıkan haber başlıkları ise şöyle. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubu aylık petrol üretim artışına devam etme kararı aldı. OPEC Plus'ın mevcut politikasına göre günlük 400 bin varil petrol üretim artışı devam edecek. ABD Enerji Enformasyon İdaresi ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta %1.7 ile 7 milyon 200 bin varil azalarak yaklaşık 425 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 833 bin varil azalacağı yönündeydi. ABD hükümetin pandemi döneminde konut kiralayanlara sağladığı desteklerin yeterli oranda uygulanmadığını kaydeden Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic, konutlarda haciz nedeniyle tahliye yasağının kalkmasının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyerek mevcut sorunların artmasına neden olacağını belirtti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 2025'e kadar sabit tutmasının, tahvil alımlarının ise en az 2024'e kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, Almanya'da otomotiv sektöründe görünüm Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye indi. IFO değerlendirmesine göre, Ağustos ayında cari durum endeksi 56.4 düzeyinden 28.8 puana indi. Veri sektörün halen arz sıkışıklıkları nedeniyle sorunlar yaşamakta olduğunu gösterdi. Evet, günün öne çıkan başlıkları böyleydi. İsterseniz fiyatlarda nasıl bir verilerde bugün açıklanan verilere bakalım. ABD toplam araç satışları 13.1 milyon olarak açıklandı. Önceki veri 14.8 milyondu. Gece karşıladık bu veriyi. Avustralya konut kredileri aylıkta %0.4'lük bir düşüş var. Beklenti %2 düşüş olacağı yönündeydi. Beklenenden daha az düştü. Avustralya dış ticaret dengesi ise oldukça iyi geldi Avustralya açısından. 12.11 milyar Avustralya doları fazla verdi. 10.2 milyar dolarlık bir pozitif beklenti vardı. İsviçre'nin TÜFES'ini karşıladık. Beklenti 0.1 iken 0.2 geldi. Beklenenden biraz yüksek geldi. Aynı şekilde gayri safi yurt içi hasılası da %9'luk bir beklenti varken ikinci çeyrekte %7.7 olarak açıklandı. Dün bilindiği gibi bizde de gayri safi yurt dışı açıklandı ve %21.7 seviyesindeydi. Diğer taraftan bugün açıklanacak verilere devam edelim. İsterseniz Euro bölgesinde ÜFE Temmuz yıllıkta %11 olarak açıklandı. Açıklanan bekleniyor. Önceki %10.2 idi. ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 345 bin bekleniyor. Önceki 353 binlik bir veriydi. ABD yine dış ticaret dengesi önceki veri 75.7 milyar dolarken 71 milyar dolarlık bir beklenti var. Kanada dış ticaret dengesinde de önceki veri 3.23 milyar dolarken 1.40 milyar dolar bekleniyor. Ve ABD fabrika siparişleri de %1.5 iken %0.3 olarak bekleniyor. İsterseniz fiyatlandırmalara bakalım. Orada da BIST %1479 puandayız. %0.36'lık artış var düne göre. Özellikle dünkü alışların tekrar 1470'in üzerine çıkıldıktan sonra devam ettiğini görüyoruz. BIST 50'de 1304 puandayız. Aynı şekilde 0.32'lik bir artış var. BIST 30'da da 1591 puandayız. Çapraz kurlara bakalım. Dolarda düşüş devam ediyor. 8,275 seviyesindeyiz. 0.28'lik değer kaybı var. Dolar TL'de, TL lehine tabii ki. Euro TL'de 9,80
seviyesinde %0.27'lik TL'nin kazancını görüyoruz. Pound TL'de 11.40, İsviçre frangında 9.04, sepet kurda da 9.04 seviyesindeyiz. Paritelere bakalım. Dolar endeksinde 92.43 seviyesindeyiz. Sabah 92.50'lerde karşılamıştık. Şu anda 92.43 seviyesinde. Euro dolarda 1.1846 seviyesinde. Dün özellikle Bundesbank Başkanı Weidmann'ın yine açıklamaları vardı. Enflasyonu göz ardı etmemesi yönünde. Çünkü Almanya da zamanında hiperenflasyon yaşamış bir ülke ve euro dolarda da tabii bunun etkisini görüyoruz. Enflasyon açıklamalarındaki etkiye nazaran tabii varlık alımlarındaki alışın azalması euro dolar lehine bir sonuç vereceğinden ötürü bu tarz açıklamalar euro dolar paritesine yarıyor. Pound dolarda 1.3785, dolar yende 110, dolar İsviçre frangında da 0.91 seviyesindeyiz. Asya borsalarına bakalım. Nasıl kapattı? 3597 seviyesinden kapattı Şikomp. %0.84'lük bir artış var. Orada da tabii genişleyici adımların bundan sonra selektif olacağı, yani daha seçici davranılacağı yönünde açıklamalar gelmişti. Bizde de benzer şekilde yani yapılacak KGF adımının daha böyle seçici davranılarak yapılacağı söz konusu. Tüm dünyada bundan sonra yapılacak genişleyici adımların benzer şekilde olması düşünülüyor. Nikkei'de 28.543 puandayız. 0.33'lük artışla kapattı. Hang Seng'de 26.044, 0.6'lık artış var. Kospi'de 3.175, %0.97'lik kayıp vardı. Sensex'te de 57.632 puandan %0.51'lik artışla kapattı. Avrupa borsalarına bakalım. Orada da yatay pozitif bir hava hakim. Eurostoxx'da 4.235 puandayız. 0.21'lik artış var. DAX 30'da 15.868 puandayız. 0.26'lık artış var. Dün 16.000 seviyelerini gördü DAX fakat tutunamadı. Sonrasında tekrar geri geliş yaşandı. Bugün yeniden bir yukarıya hareketlilik görüyoruz. Dün özellikle PMI'lar açıklandı bilindiği gibi tüm dünyada ve özellikle Avrupa bölgesinde 60 seviyelerinde oldukça iyi PMI'larla karşılaşıldı. Fakat uzak doğuda bunun daha düşük geldiğini görüyoruz. Onda da en büyük etkenin Delta varyantı olduğu konuşuluyor. CAC Garant'ta 6.773 puandayız. 0.14'lük artış var. FTSE 100'de 7.154, IBEX'te de 9.013 puandayız. ABD vadelilere bakalım isterseniz. Dow Jones'ta 35.387 puandayız. %0.18'lik artış var. S&P 500'de 4.530, 0.19'luk artış gözlemleniyor orada da. Nasdaq'ta da 15.645 puandayız. FANG hisseleri tabii domine etmeye devam ediyor. Özellikle açıklanan müthiş karlardan sonra Dow Jones fiyat kazançların 24 seviyesine kadar geldiğini gördük. 28 seviyelerindeydi geçtiğimiz yıl. Tabii pandemi döneminde FK'ların bu kadar yüksek oluşu Amerikan borsalar açısından bir handikaptı fakat açıklanan bilançolarla 24'e kadar gelindiğini gördük. İsterseniz ABD tahvil piyasasına bakalım. 2 yıllıkta 0.208 seviyesindeyiz. %1.42'lik azalış var. 10 yıllıkta 1.298, 1.30 seviyesine yakın seviyelerdeyiz. 30 yıllıkta da 1.913 seviyesindeyiz. ABD emtialara bakalım. Ons altında 1.814 dolardayız. Orada da tabii yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi sonrasında nasıl bir seyir izlenecek hep beraber göreceğiz. Konuğumuzla da konuşacağız bugün. Brent petrolde 71.40 dolardayız. Dün 400 bin varillik artış konusunda OPEC Plus üyeleri anlaştı. Ham petrolde de 68.56 dolardayız. Ve son olarak da kripto para piyasasına bakalım. Bitcoin'de 49.792 dolardayız. %3.11'lik artış var. Bitcoin TL karşılığı 411.420 TL'ye tekabül ediyor. Ethereum'da da 3.732 dolardayız dedikten sonra programımıza konuklarımızla devam edelim. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar.
Evet, Emerald Value Partner kurucu ortağı Mehmet Emin Zümrüt'le birazdan Uzak Doğu piyasalarını konuşacağız. Mehmet Emin merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar Cenk'er. Teşekkür ederim. Sabah Avustralya dış ticaret dengesini karşıladık ve oldukça pozitif bir veri geldi. Sizce bu piyasalara ne yönde etkiler? Evet, Avustralya'dan Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verisi geldi. 12 milyar dolarlık ticaret fazlası görüyoruz. Aslında son aylara baktığımız zaman Avustralya'nın dış ticaret fazlasının arttığını da izliyoruz. Bu ülkede biliyorsunuz delta varyantı nedeniyle kapanmalar da yaşıyor bir yandan. Ama buna rağmen bu dış ticaret fazlasının arttığını görmek gerçekten önemli. Biliyorsunuz Avustralya'nın ihracatı emtia dayalı daha çok. Özellikle kömür ihracatı ve demir cevheri ihracatının bu dönemde arttığını izliyoruz. Bunun da dış ticaret fazlasına katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii bu emtiaların fiyatlarındaki artış da dolar cinsi olarak dış ticaret fazlasının artışına etki etti. Tabii Avustralya ekonomisi emtiaya dayalı bir ekonomi dedik. İhracattan olumlu etkileniyor dedik. Covid nedeniyle de son aylarda kapanma tabii ülke ekonomisine etkisini bu hafifletici bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bu ihracattaki artışın. Evet, bir taraftan da Güney Kore Büyüme ve Enflasyon Verileri Endeksi açıklandı. Negatif etkiledi piyasaları. Neden? Aslında iyi verinin borsaları negatif etkilediğine şahit oluyoruz yine. KOSPI Endeksinin diğer Asya borsalarından negatif ayrıştığını gördük bugün. Bunun nedeni de biraz önce söylediğim gibi büyüme ve enflasyon verileri. Güney Kore'de ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Yıllık %6 olarak açıklandı büyüme. Şunu söyleyebiliriz, aslında Güney Kore ekonomisi beklenenden daha hızlı büyüyor. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik aslında bundan. Güney Kore'de hem ihracat çok güçlü seyrediyor hem de iç talep güçlü. Bu arada Güney Kore'de enflasyon verisi de açıklandı. Yıllık %2.6 açıklandı. Burada enflasyon seviyesi olarak Güney Kore Merkez Bankası'nın takip ettiği %2'lik bir kritik seviyesinden bahsetmek gerekir. Enflasyonun da son 5 aylık seyrine baktığımız zaman bu %2'nin üzerinde kaldığını, hatta son aylarda da yükselmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada da Güney Kore hane halkı borçluluğu çok hızlı artıyor. Bundan endişe ediyor Güney Kore Merkez Bankası. Hem hane halkı borçlanması ciddi arttı, hem de hane halkının harcamaları arttı bu dönemde. Konut fiyatlarının da %14 arttığı açıklandı. Bu ciddi artış. Dolayısıyla bütün bunlar da enflasyonu yükseltiyor doğal olarak. Tabii politika faizine kıyasla enflasyonun yüksek olduğunu söylemeliyiz. Büyümenin de hızlı olmasıyla birlikte değerlendirdiğimiz zaman bu enflasyon seviyesini Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artışı beklentisi de doğuruyor. Hatırlarsan Güney Kore Merkez Bankası geçen hafta bir faiz artışı yapmıştı. 25 baz puanlık bir artış etmişti. %0.75'e yükseltmişti. Bu anlamda da Güney Kore Asya'da ilk faiz artıran ülke olmuştu. Tabii Güney Kore'nin bu faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor piyasada. Yeni bir faiz artışı da büyük ihtimalle Kasım ayında gelebilir beklentisi var. Evet, dediğin gibi az önce ilk gelişmiş ülke oldu faiz artışıyla ve piyasalarda da bir endişeye sebep olmuştu o geçen hafta. Bir taraftan da Çin'in regülasyonları devam edecek mi soruları geliyor akla. Ulaştırma sektörüne dönük bir takım önlemler uyarmış Çin. Bir taraftan da reel ekonomiye de kredi desteği haberleri var. Bunlar nasıl etkiler sence piyasaları? Evet, dediğim gibi aslında son haber bu Çin'de 11 tane ulaştırma hizmeti veren şirket çağrılıyor Çin otoritesi tarafından. Bu aralarında taksi çağırma şirketi Didi de var biliyorsunuz. Önceki yayınlarda da bahsetmiştik. Bunlar bu şirketleri yasal çerçevede kalmaları konusunda uyarılar verildiğine dair haber var. Yani Çin hükümeti aslında kişisel veri kullanan şirketleri yakın izliyor.
yatırım markacı almış durumda. Bu nedenle de teknoloji şirketlerine ya da online kanalları kullanan ve bu online kanallarla hizmet sunan şirketlere baskısı devam ediyor diyebiliriz Çin hükümetinin. Diğer yandan bahsettiğim gibi Çin ekonomisinde de yavaşlama devam ediyor ve bununla mücadele için ek önlemler geliyor Çin hükümeti tarafından. Reel ekonomiye destek olmak açısından Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası KOBİ'lere kredi verme amacıyla bankalara 48 milyar dolarlık yaklaşık dolar cinsinden fon sağlanacağını açıkladı. Şimdi son döneme baktığımız zaman Çin'de büyüme yavaşladı dedik. Kredi taraflarından daha çok izliyoruz bu büyümeyi. Kredilerdeki büyüme yavaşladı. Bunu biliyoruz. Son açıklanan kredi verilerinde de ciddi zayıflık görmüştük zaten. Çin daha önce de Merkez Bankası Başkanı açıklamıştı bu reel ekonomiye destek olmak için daha fazla kredi vermemiz gerekir diye. Dolayısıyla Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için kredi kanallarını aktif kullanacağını anlıyoruz bu son girişimden. Son kredi demişken Çin'le ilgili bir başka haberi de aktarayım hemen. Bu fintech şirketi Ant'a Çin devletinin ortak olacağı söyleniyor. Ant şirketi büyük bir şirket, yaklaşık 1 milyar müşterisi olan bir şirket ve müşterilerine de kredi veriyor ve bu anlamda ciddi bir veri tabanına sahip şirket. Dolayısıyla Çin hükümeti de bu veri tabanını kullanmak istiyor diye düşünüyoruz Anıştan bu evet. Süreçte. Evet, yani Çin'den gelen regülasyonlar son dönemde çok yakından izleniyor ve piyasaları da çok yakından etkiliyor. Bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla tabii Ant gruba yapılacak olan bu bir taraftan operasyon da ne şekilde gerçekleşecek, piyasalarda nasıl fiyatlanacak biz de izleyeceğiz. Bir taraftan da OPEC Kesinlikle. Plus toplantısı vardı. Dün 400 binlik bir varil günlük varil artış, petrol artışına karar verildi. Bunun piyasalarda şu anda fiyatlamalarda çok etkisi yok. Nasıl bunun etkisi nasıl olur önümüzdeki günlerde, devam gelir mi? Aslında dün OPEC Plus toplantısı vardı, doğru. Beklendiği gibi de üretim artışı kararı geldi. Ama petrol fiyatını sadece bu etkilemiyor tabii. Birçok etmen var. Şimdi beklendiği gibi petrol üretiminde artış geldi OPEC'ten. Ekim ayı için bu yapılan karar ve alınan karar Ekim ayı için geçerli. Günlük 400 bin varil üretim artışı uygulanacak. Şimdi delta varyantı ile ilgili endişeleri de takip ediyoruz ve bunun talebi olumsuz etkiler mi diye konuşulurken OPEC Plus'tan böyle bir karar alındı. Buna ilaveten de OPEC 2022 yılına ilişkin petrol talebi tahminini de yükselttiğini görüyoruz. Yani bu anlamda bu OPEC'ten petrol üretimi artışı kararı çok da sürpriz sayılmaz açıkçası. Şimdi biliyorsun OPEC Plus Temmuz ayında bir karar almıştı. Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar petrol üretimi her ay günlük 400 bin varil artırma kararı almıştı. Bunu uyguluyor aslında her ay toplanarak, yıl sonuna kadar OPEC Plus'ın her ay toplanarak bir sonraki ay yeni üretim artış konusunda karar alması bekleniyor. Bir sonraki toplantı da 4 Ekim'de olacak. Şimdi bu konuya petrol talebi açısından baktığımızda dediğim gibi delta varyantı endişesi hala sürüyor. Meksika körfezinde İda kasırgası etkisini yitirdi ama hasarlar nedeniyle etkisi devam ediyor ve bölgedeki rafinerilerin birçoğu hala üretime geçemedi bu aşamada. Yani rafinerilerin petrol talebi düşük seyrediyor. Tüm bunlar petrol fiyatlarını baskılıyor tabii. Evet. Ama diğer yandan baktığımızda Cenkler, dünyada ekonomik toparlanma da sürüyor. Yani uçuşlar artıyor. Dolayısıyla petrol talebi de artıyor. Dolayısıyla OPEC'ten de önümüzdeki aylarda üretim artışının sürmesi bekleniyor bu anlamda. Zaten biliyorsun dünyada da enflasyon yükselirken ülkeler bir de petrol fiyatlarının yüksek kalmasını, artmasını istemiyor. Baştan belli olmak üzere.
Bu petrolle ilgili bir de Amerika ham petrol stokları verisi açıklandı. Onu da aktarayım istersen. Evet. Bu petrol stoklarında düşüş devam ediyor. Evet. Son haftalık verilerde 7.2 milyon varillik bir düşüş rakamı açıklandı. Evet. Bu yaklaşık %2'ye yakın bir düşüş anlamına geliyor. Yani beklenti ve önceki verinin de daha üzerinde bir düşüş. Bu da Amerika'nın petrol talebinin arttığını gösteriyor açıkçası. Evet. Evet. Mehmet, Value Partner kurucu ortağı Mehmet Emin Zümrüt. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, Paratoner programına ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu ile devam ediyoruz. Tolga Hocam merhaba. Sesinizi alamadım hocam. Seste bir sorun var zannedersem. Hocam alabiliyor musunuz sesimi? Ben sizi duyamıyorum. Ben sizi duyamıyorum. İsterseniz biraz şey yapalım, tekrar bağlanmayı deneyelim. Şimdi tabii, evet, tekrar deneyeceğiz hocamızla bağlantıyı. Hocam hazır mısınız? Hazırım Cenk abi. Tekrar merhaba hocam. Merhaba. Hocam şimdi malum yarın tarım dışı istihdam verisi açıklanacak ve tabii geçtiğimiz ay özellikle düşük gelen ADP verisinden sonra, ADP istihdam verisinden sonra tarım dışı istihdamında düşük gelebileceğine dönük endişeler vardı. Şimdi dün yine beklentiler paralelinde bir rakam açıklandı. Yarın da 750 bin civarında bir rakam bekleniyor. Sizce bunun piyasalara yansıması nasıl olur? Yani çünkü Waller'ın bir açıklaması vardı. 800 binin üzerinde açıklanacak verilerden sonra piyasa artık tapering'e hazırdır şeklinde. Fakat son Powell'ın açıklamasında biz gördük ki bunun aralığa doğru kayabileceği yönünde beklentiler hakim. Sizce böyle bir rakam gelirse, 800 binlik bir rakam gelirse tapering ne zaman başlar? Şimdi Cenker Bey, baktığımızda temel problemlerden bir tanesi özellikle pandemi öncesindeki dönemdeki işsizlikle şimdiki işsizlik arasında 5.7 milyonluk bir kayıp söz konusu. Önceki yayınlarımızda da konuştuğumuz gibi Clarida'nın açıklaması onu bir açıklık olarak ifade ediyor ve buradaki istihdam kaybı telafi edildikten sonra %2 enflasyon hedefi zaten üzerinde gerçekleşmesi kuvvetli ve muhtemel, tapering'e başlarız. Dolayısıyla güçlü gelecek 2 veya 3 bin, özellikle 900 bin üzerinde istihdam verisiyle beraber, yani FED 2 veya 3 tane işsizlik verisini gördükten sonra bence tapering olarak bu senenin sonunda karar alınır. 2022'nin başında da 10 milyar dolar mortgage beklerden 10 milyar dolar da hazine kağıtlarından yavaş yavaş tapering'in gerçekleşeceğini bekliyorum. Yani bu durumda muhtemelen 2022'nin ortalarına doğru da tapering sonlandırılır şeklinde mi düşünüyorsunuz hocam? Evet, kesinlikle. Zaten kendisi de yani FED yetkililerinin de açıklamış olduğu bunun 7-8 aylık bir süreçte sonlanacağı. 2023'te de eğer pandemide delta varyantı veya diğer varyantlar da bir evrilme olmazsa, ki son ABD İlaç İdaresi'nin yapmış olduğu açıklama var. 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı %90 üzerinde koruma sağlarken bu %61'e kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla burada bir eğer belirsizlik ortaya çıkmazsa 2023'te de FED gerçek anlamda parasal sıkılaştırma adımlarını atar. Yani faiz artırımına gider. Evet, faiz artışıyla beraber peki piyasalarda nasıl bir tutum beklersiniz? Yani çünkü önümüzdeki sene muhtemelen yataya bağlayabilir piyasalar. 35 bin seviyesi artık piyasalar tarafından kanıksandı. Fiyat kazanç da 24 seviyelerine indi. İsterseniz bunun yanıtını reklamdan sonra alalım sizden hocam. Evet, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.
Para Töneri ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu ile devam ediyoruz. Tolga Hocam, en son şeyde kaldık. Şimdi eğer FED 2023'te faiz adımını arttığında piyasalar tekrar bir çalkantı yaşar mı? Yoksa artık bunu fiyatlamış olur mu zaten bir sene içerisindeki? Görüşünüzü alalım. Şimdi tabii Cenk'er Bey, baktığımızda özellikle riskli varlıklarda bir düzeltme yaşanması söz konusu bir durum. Özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bir baskı yaratacaktır. Pandemiyle beraber çünkü baktığımızda gelişmekte olan ülkelerde hem finanse olmayan özel sektörün borcu %190'ların üzerine çıkmış vaziyette. Ve aynı şekilde kamu borcuna baktığımızda gayri safi yurt içi hasılanın %120'sine ulaşmış vaziyette. Tabii ki biz geçmiş deneyimlerden Fed'in parasal sıkılaştırma adımlarında şunu görüyoruz. O özellikle debt intolerance dediğimiz, yani borcun tölere edilebilme sınırı gelişmekte olan ülkelerde son derece düşük. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan iflasların, defaultların %40'ında borç bölü gayri safi yurt içi hasılanın %60'ın altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla özellikle bu ülkelerde borçlanma maliyetlerindeki artış Fed'in parasal anlamda sıkılaştırmaya gitmesiyle beraber gelişmekte olan ülkelerde de o serial default dediğimiz seri iflasları beraberinde getirebilir ve bu da tabii ki bir sermaye çıkışına neden olacak. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz, safe haven dediğimiz para güvenli cennetine tekrar geri dönüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu anlamda baktığımızda yatırımcılar çok da pozisyon almadığını görüyoruz. Almak istemediklerini görüyoruz. Evet, yani çünkü şu anda bayağı pozitif bir hava hakim yeniden. Şimdi de şeyde de daha önce de gördüğümüz üzere mümkün olduğu kadar piyasalara, sermaye piyasalarını belli bir bantta tutma gayreti içinde oluyor. Geçtiğimiz dönemde de yaşamıştık bunu, 1990'larda, 80'lerde. Yani 10 yıl boyunca 35 bin seviyesini mesela kendine bir seviye olarak tutabilme çabası içinde, ama ekonomi, reel ekonomi bunu ne kadar destekleyecek onu tabii ölçemiyoruz. Şu anda 24'lere kadar indi fiyat kazanç dediğim gibi, ama inanılmaz karlar açıklandı bir taraftan. Bu karların peki böyle devam etmesini bekliyor musunuz? Tabii baktığımızda S&P 500'de kar açıklayan firmalar yıl sonunda %64'lük bir artış bekleniyor karlarında. Daha önce tabii bu anlamda görülmemiş bir olay, ama tabii bu arada sizin de söylemiş olduğunuz gibi özellikle devasa teşvikler söz konusu mali ve parasal anlamda ve dolayısıyla evet, bunun normale gelmesini bekleyebiliriz. Yani bu pandemi koşullarında bir özel bir durumdu. Ama ekonomilerin tekrar bu parasal ve mali teşviklerin yavaş yavaş geri çekilmesiyle beraber, ki ama tabii burada Amerika biraz farklı, özellikle altyapı yatırımları bazı sektörleri bazılarında büyümeyi, şirket karlılıklarını olumlu yönde destekleyecek. Bir taraftan da dün yurt içinde Merkez Bankası'nın toplantısı vardı ve görüldüğü kadarıyla dün gelen büyüme verisiyle de 3. 4. çeyrekte de büyümeye dönük pozitif yönde bir hava hakim ve bu da içeride faiz indirimini anladığımız kadarıyla törpülüyor. Yani bir müddet daha bu seviyelerde tutulacak gibi gözüküyor. Bu durumda CDS'imizin de 363'lere indiğini gördük dün. Bu CDS'teki düşüşün devamını bekler misiniz? Şimdi tabii ki baktığımızda özellikle Fed'in parasal anlamda sıkılaşmaya gittiği veya sistemik öneme sahip merkez bankalarının parasal sıkılaşmayı konuştuğu anda Türkiye gibi ülkelerin döngüsellik karşıtı, o countercyclical dediğimiz para politikası izleme imkanı yok. Yani gelişmiş ülkeler, sistemik öneme sahip gelişmiş ülke merkez bankaları parasal sıkılaşmadan söz ederken, gelişmekte olan ülkelerde tam tersine bir faiz indirimi bu anlamda mümkün olmuyor. Bu beraberinde sermaye çıkışını getiriyor. Bu da kur üzerinde ve enflasyon üzerinde ve tabii ki de büyüme üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Şimdi tabii ki burada özellikle güçlü gelen büyüme, biz şunu da görüyoruz Cenk'er Bey, duruma bağlı fiyatlama davranışı dediğimiz, yurt içi talep canlıyken yurt içi üfeden tüfeğe geçişkenliğin hızlı neredeyse birebir olduğunu görüyoruz. İki endeks farklı olmasına rağmen
yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla enflasyonda yukarı yönlü riskler devam ediyor. Özellikle kur tarafında yeni bir atak, ki bu FED bunu tetikleyebilir. Kur tarafında yeni bir atak enflasyonda yıl sonunda benim hedefim, beklentim 16,5. 16,5'un üzerinde bir enflasyonla büyüme de güçlü geliyor. Dolayısıyla burada en azından Merkez Bankası'nın bir müddet daha sıkı duruşunu korumasını bekliyorum. Evet, peki bu durumda dolar TL için öngörünüz nedir? Yani 8.30'a kadar gelindi ve onun altı şu anda zorlanıyor. Fakat bir taraftan da 200 günlük hareketli ortalama 8.10'da. Bunun ihracat rakamları da tabii izlenecek bir taraftan. Bunun ne şekilde fiyatlanmasını beklersiniz doların? Şimdi baktığımızda sizin de söylemiş olduğunuz gibi dün yarın açıklanacak istihdam verisi çok önemli. 22'sindeki FED toplantısı çok önemli. Buradan ben FED'in 2022'nin başında tapering'e başlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda yön anlamında doların Türk lirası karşısında değer kazanacağını, Türk lirasının bu anlamda değer kaybedeceğini bekliyorum önümüzdeki dönem. En azından piyasadan likiditenin çekileceği 4 ay boyunca belki çapraz kurlarda çok büyük bir hareket görmeyiz ama LIBOR OİS spread'e baktığımızda burada bir artış görüyoruz. Yani 4 ayın sonunda mutlaka çapraz kurlarda dolar lehine bir gelişme olacak. Dolayısıyla bu da diğer para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi anlamına geliyor. Evet, peki euro dolarda nasıl bir yön beklersiniz? Çünkü orada da dün özellikle Weidman'ın açıklaması vardı, Bundesbank Başkanı'nın. Yani enflasyonun çünkü kalıcı olmayabileceği, daha doğrusu düşmeyebileceğine dair de endişeler de var bir taraftan. Şimdi tabii baktığımızda özellikle Alman yetkililerin açıklamaları, onların geçmişte kötü deneyimleri var enflasyon konusunda. Dolayısıyla temkinli oluyorlar ama baktığımızda son açıklanan euro bölgesindeki enflasyonda Almanya'nın katma değer vergisindeki artışın etkili olduğunu görüyoruz. Geçici faktörlerden kaynaklandığını görüyoruz. Bence euro bölgesinde en önemli risk enflasyon değil, tam tersine deflasyon riski, durgunluk riski, stag deflasyon dediğimiz riskin ortaya çıkma olasılığı, enflasyonun ortaya çıkma olasılığından çok daha yüksek. Çünkü baktığımızda bir negatif reel faiz söz konusu. -15 John Hatzius'un Goldman Sachs baş ekonomisinin yapmış olduğu çalışmada ABD bölgesine baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. R-Star dediğimiz, terminal rate dediğimiz doğal faiz oranının bu euro bölgesinde negatif. Dolayısıyla bu enflasyonist beklentileri aşağı çekiyor. Dolayısıyla bu da reel faiz oranlarının artmasına neden oluyor. Reel faiz oranlarındaki artışta başta tüketim, yatırım olmak üzere bu kalemlerde azalışa neden oluyor ve ekonomide talep tarafında bir düşüşe ve tekrar deflasyon dediğimiz fiyatlar genel seviyesinde düşüşe neden oluyor. Dolayısıyla euro bölgesi için baktığımızda bence deflasyon riskinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki ilk konuşmanın başında çizmiş olduğunuz bu dünya ekonomisindeki iflasların gelme ihtimalinin Avrupa bölgesinde de ne şekilde oluşmasını beklersiniz bu durumda? Çünkü oradaki durum daha farklı, özellikle Güney Avrupa bölgesinde geçen hafta da konuştuğumuz üzere. Kesinlikle orada sovereign, yani kamu borçlarıyla banka bilançoları arasında o nexus dediğimiz bir kesişim söz konusu. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi euro bölgesinde para politikasının aktarım mekanizması dediğimiz, yani genişleyici veya daraltıcı para politikasının reel ekonomi istihdam üzerindeki etkisini sınırlayan bir faktör var. O da sizin söylemiş olduğunuz gibi özellikle Alman, risksiz olarak kabul edilen Alman 10 yıllık bundlarıyla yüksek borçlu ülkeler İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin getiri farklılıkları arasındaki açılma bu ülkelerde risk primlerinin artmasına neden oluyor borçlu ülkelerde. Dolayısıyla risk primlerindeki artış daha yüksek maliyetle borçlanmaya neden oluyor. Faiz oranlarının artıp ekonominin tekrar küçülmesine neden oluyor. Dolayısıyla borç bölü gayri safi yurt içi hasılasının, yani hem borçlanma maliyeti arttığı için pay kısmı artıyor, gayri safi yurt içi hasıla azaldığı için payda kısmı azalıyor. Dolayısıyla bu ülkeler borç bölü gayri safi yurt içi hasılaları bir anda artıyor. Ve baktığımızda, örneğin İtalya'ya baktığımızda, İtalya'nın kamu borcunun %120'lik kısmının İtalya bankalarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da bilançolarda çok önemli tahribatlara neden oluyor. Evet. Dolayısıyla oradaki problem birazcık daha sizin söylemiş olduğunuz gibi daha tehlikeli.
Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ticaret Bakanı Mehmet Muç, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklıyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarını dinledik. Şimdi Troy Kıymetli Madenler İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek'le programa devam ediyoruz. Doğukan Bey merhaba. Merhabalar, hoş gördük. Merhaba. Şimdi biliyorsunuz yarın tarım dışı istihdam rakamı gelecek. Sonrasında enflasyon ve FOMC 22 Eylül'de karşılayacağız. Altın fiyatları açısından çok önemli bir viraja girdik gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki yorumlarınızı alabilir miyiz? Çok haklısınız. Altın açısından oldukça önemli verilerin arda arda geleceği dönemler içerisindeyiz şu an. Zaten hatta 2021 yılı da altın açısından da sürekli önemli verileri takip ettiğimiz bir yıl oldu. Şimdi tabii altın gelmiş olduğumuz seviyelere baktığımız zaman 1810 dolar o seviyesinin üzerindeyiz. Bu da tabii teknik açıdan 200 günlük hareketli ortalamanın da üzeri anlamına geliyor. Bu altının tabii pozitif anlamda desteklenebilmesi için, bu trendin devam ettiği anlamına gelebilmesi için yukarı doğru inmenin bir süre daha 1810 dolar üzerinde kalarak hareketlenmesini ve fiyatlanmasını bekleriz. Burada tabii dün özel sektör istihdam verisini takip ettik. Tarım dışı istihdam verisi öncesi aldığımız bir veridir. Burada çok olumlu bir tablo görünmüyor. Ama olası bir tarım dışı istihdam verisindeki negatif bir görünüm altının pozitif yönünü destekleyecektir. Geçen ay almış olduğumuz tarım dışı istihdam verisi son 11 ayın en yüksek seviyesiydi. Yani hatta 900 bin civarında ABD ekonomisinin istihdam yarattığını gördük, gözlemledik. Yine aynı şekilde biz Ağustos ayında da ABD ekonomisinin istihdam yaratmaya devam eder pozisyonda olduğunu görebilirsek burada çok ciddi bir şekilde büyümenin ivmelenerek devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu da şu demek oluyor ki Fed'in beklentileri doğrultusunda ABD ekonomisi istihdam yaratır bir büyüme içerisinde. Bu da altını tabii ister istemez negatif yönde etkileyecektir. Bunun sebebi çünkü Fed hedeflerine ulaşıyor ve kaçınılmaz olarak faiz politikasında bir genişlemeci politikayı terk ederek bir şahinleşme yönünde adım atmak durumunda kalabilir. Çünkü aldığı politikaların bir neticesini elde etmeye başlayacaktır. Bu da altın açısından negatif yönde fiyatlanabilir. Kısa vade için böyle değerlendirebiliriz. Ama en nihayetinde orta vade veya da uzun vade baktığımız zaman bir enflasyon ortamının içerisindeyiz. Bu da altının lehine olarak fiyatlanmasını beklediğimiz bir unsur olarak öne çıkıyor. Biz her ne kadar Fed'in politikasında şahinleşme yönünde adımlar görecek olsak da burada şunu bir kenara koymak lazım ki burada ciddi bir enflasyon ortamı var. Bu enflasyonda doların çok güçlü bir satın alma gücünü kaybetme durumu var. Burada tabii altın yatırımcısını koruyacak pozisyonda olmaya bir süre daha devam edecektir. Evet, şimdi Goldman Sachs ve Credit Suisse gibi kurumların çok yüksek fiyatlar verdiğini biliyoruz raporlarda. Ve bir taraftan da şimdi lineer hareket etmediğini görüyoruz. 1680'lere kadar düşüyor, 1950 dolarlara kadar çıkıyor. Oldukça oynak hareketler yaşıyordu. Fakat son 3-5 haftadır bu yataylaşma başladı. Yani o 1680 dolardan sonraki tepkiden sonra diyelim daha doğrusu. Şimdi burada sizce fair value ne olmalı altında? Yani sizin öngörünüz ne yönde? Ve en yüksek kaça kadar çıkabilir tabii? İkisi farklı kavramlar çünkü. Yani şöyle, tabii altının her ne kadar fair value'sini tahmin etmek çok kolay değildir. Ama burada tabii baz alınan satın alma gücüne bakmak lazım. Altının her zaman bir satın alma gücü vardır. Ve bu satın alma gücüne baktığımız zaman da altın her zaman tarih boyunca mevcut pozisyonunu korumuştur. Yani bunun işte geçen sene bir ev fiyatının 100 bin dolar olduğu yerde bu sene 150 bin dolar, 120 bin dolar olduğuna baktığımız zaman burada demek oluyor ki doların çok ciddi bir şekilde güç kaybettiğini gözlemliyoruz. Yani bu bir işte Volkswagen araba markası için de örnek verilebilir. Hatta bundan 30 yıl öncesinde işte bir 32 oz karşılığında bir araba alınırken bugün yine aynı şekilde bir kilo karşılığında araba alınır. Yani bu Amerika'da için söylediğim geçerlidir tabii ki. Baktığımız zaman fair value tabii kendi kendine altın açısından zaten hikayeyi anlatıyor. Biz biliyoruz ki altının bir satın alma gücü var. Altının zaten kendisi muhakkak ki bir karşılığında MTI'ye karşılığında muhakkak ki bir varlık alacak pozisyonda olacağı için de bu şu an gelmiş olduğumuz seviyeler altının fair value'su için oldukça düşük olduğunu ve hatta bir süre daha yukarı doğru gitmesi için kaçınılmaz bir ortamın olduğunu söylemek lazım. Yani bu söylediğim tabii ki de uzun vadededir. Bunun nedenine de baktığımız zaman çok ciddi bir enflasyon ortamı var ve yaratılmış bir
para basma mekanizması var. Yani burada ortaya çıkartılmış olan bu genişlemeci, merkez bankalarının yaratmış olduğu genişlemeci politikalar ve aynı zamanda hükümetlerin yarattığı mali politikalar neticesinde paranın ister istemez değerinin kaybolduğunu nitelendirmek lazım. Ama altın bundan tabii yeteri kadar fırsatı değerlendiriyor biliyor mu? Tabii ki değerlendiremiyor. Burada rol kaptırdığı kimseler olmuş olabilir. Bu tabii tartışma konusu. Burada tabii kripto para piyasasının öne çıktığını gözlemledik. Burada belki altın yeteri kadar fiyatlamasından, bu genişlemeci politikalardan ve bu basılan paralardan yeteri kadar nasibini alamamış olabilir. Bu ama altının en nihayetinde değerini kaybettiren bir gelişme olarak öne çıkmıyor. Evet, ben de soracaktım kripto paraların rol çalıp çalmadığını. Siz benden önce açıkladınız. Gümüş için ne düşünüyorsunuz peki? O da çünkü yatırımcıların radarında son dönemde. Gümüş için aslında fair value meselesini, yani adil değer meselesini konuşacak olursak ki gümüşün açıklamak ve konuşmak çok daha rahat olur. Çünkü çok ciddi bir şekilde bir üretim maliyetinden bahsedebiliyoruz. Ve aynı zamanda endüstriyel bir kullanımından bahsediyoruz. Bunların yanı sıra bir de kıymetli maden olmasını bir kenara koyduğumuz zaman gümüşün şu an mevcut olduğu bulunduğumuz seviyelerin aslında bir fair value seviyesi olarak tanımlayabiliriz. Yani 20-25 dolar ons seviyesi gümüşün aslında olması gereken seviyeler. Bunlar primlenmiş seviyeler olarak bunları adlandıramayız. Muhakkak ki bu seviyelerin gümüş açısından bir adil değer olarak adlandırılabilir, nitelendirilebilir bu seviyeler. Ama biz kıymetli maden rallisinden bahsediyorsak, bahsedecek olacaksak gümüşün muhakkak ki altının önüne geçerek kıymetli maden rallisini başlatan bir emtia olarak öne çıkması gerekiyor. Şimdi gelmiş olduğumuz seviyede gümüş altın oranında 75 oranın seviyesindeyiz. Bu da demek oluyor ki çok da bir rally içerisinde bir hareketin başlaması için çok mevcut ortam yok. Buradaki muhakkak bu 75 seviyesinin biraz daha 68 seviyelerine kadar hareket etmesiyle birlikte gümüşün öncelik etmesini beklemek lazım. Burada endüstriyel talebin gümüşe karşı artış içerisinde olduğunu tabii kenara koymak lazım. Ve maden üretiminin veyahut da geri dönüşümden elde edilen gümüşlerin eskisi kadar çok verimli olmadığının altını çizmek lazım. Yani artan talep karşısında arz anlamında çok ciddi kısıtlamalar olmasıyla karşı karşıyayız. Bu da ister istemez gümüşün artan talebin fiyatların yukarı doğru desteklenmesine sebep olabilir. Evet, geçtiğimiz dönem GameStop olayından sonra bu short squeeze furyası döneminde gümüşte 30 dolarlara kadar görmüştük. Tabii o dönemde yatırımcı ilgisinin çok yüksek seviyelere geldiğini görmüştük. Çok teşekkür ediyoruz Doğukan Bey. Bir başka programda inşallah tekrar devam ederiz kaldığımız yerden. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet efendim, bugün de Paratoner programının sonuna geldik. Birazdan emtia piyasasında Cenk Akyol'da sizlerle birlikte olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.